kilo alımı için ne yapmalıyız? Şimdi öncelikle kişide bu iştahsızlığın neden olduğu, yani ortada eğer bir iştahsızlık varsa yine bunun neden olduğu araştırılmalı. Farklı sebeplerle iştahsızlık görebiliyoruz. Bazen parazit olabiliyor, bu anemi olabiliyor. Ya da yine farklı dönemlerde, işte çocukluk döneminde, yaşlılık döneminde görebiliyoruz. Bunu biz tespit ettik örneğin. Dolayısıyla buna uygun bir beslenme planı yapılmalı. Birkaç tane size ipucu vereceğim. Bir tanesi enerjisi yoğun, protein kalitesi yüksek gıdalardan beslenmek. Bir diğeri hacmi küçük ama enerjisi yoğun ve tabii ki bunlar sağlığa faydalı olan gıdalardan oluşacak şekilde öğünler olmalı. Bir diğeri sofranızda sıvı gıdalardansa katı gıdalara öncelik vermek burada yine önemli. Ve bir diğeri de yine az az sık sık beslenmek önemli. Çünkü günlük fizyolojik gereksinimizi karşılayabilmek için öğünleri paylaştıracak şekilde, enerjisi yoğun ve hacmi küçük olacak şekilde planlayabilirsiniz.